Zaman evvel zaman iken, dünya hamam, karga imam iken, tilki çoban iken, ben büyümüş küçülmüş bir çocuktum. Anam eşikte, babam beşikte uyur idi. Biz üç kardeştik. Birimiz İsa, birimiz Musa, ben de köse idim. Babam İsa ağabeyimi yoğurt ütmeye, Musa ağabeyimi rüzgar tutmaya, beni de koca denizi kurutmaya gönderdi. Anam da bize, gelirken birer kız getirin, dedi. İki ağabeyim gitti, gelmedi. Ancak ben geri geldim. Bu sefer ben onları aramaya gittim. Annem, gelirken bir kız bul getir, dedi. Neyse öyle böyle derken avcı köse, azığını alır ve yola çıkar. Ormanda ilerlerken bir tavşana rastlar. Tavşan dile gelir, beni vurduğun gibi taşı, der. Al beni, evine götür, derimi yüz ve ye, der. Köse evine geri dönmez, ilerlemeye devam eder ve karşıda bir ışık görür. Geceyi geçirmek için o ışığın olduğu yere doğru ilerler. Ancak bu evdeki insanlar çok tuhaftır. Onu içeriye alırlar ve oldukça sıcak karşılarlar. Bu evdeki herkesin elleri ve kolları o kadar kıllıdır ve normal insanlarınkinden o kadar büyüktür ki köse biraz korkar ama belli etmez. Avcı köse elindeki tavşanı evdekilere verir ve evin hanımına, tavşanı pişir de hep beraber yiyelim, der. Evin hanımı da, bu tavşan bizim dişimizin kovuğunu bile doldurmaz, diye söylenir ama tavşanı da pişirir ve pişen tavşanı yalnız başına avcı köse yer. Neyse gece olur ve avcı köseye de bir yatak açarlar. Işıkları kapatıp herkes yatağa girer. Avcı köse yatakta uyuyormuş gibi yapar ancak uyumamıştır. Kösenin uyuduğunu sanan anne ile baba aralarında, birazdan şu çocuğu kesip pişirelim de yiyelim, derler. Bunu duyan köse, evin büyük çocuğunu uyandırarak tuvalete gitmek istediğini, onun da kendisiyle gelmesi gerektiğini söyler. Geri dönüşte de büyük çocuğun yerine yatar. Çocuk da kösenin yerine yatmıştır. Anne ile baba hiçbir şeyin farkında olmadan kendi çocuklarını kesip yerler. Köse de fırsat bu fırsat onlar yatar yatmaz kaçıp kurtulur. Evine geri döner. Geldiğinde herkesi uyur bulur. Hatta kardeşleri bile gelmiştir. Kız bulmak şöyle dursun, canını zor kurtardığı için sevinçle gelip yatağına girer. Sabah olduğunda annesinin sesiyle uyanır ve her şeyi anlatır. Annesine rüyasında devleri gördüğünü ve onu yemek istediklerini, canını zor kurtardığını anlatır. Annesi de bir daha ava gitmemesi gerektiğini söyler. Mutlu mesut yaşarlar.